Bugün Türkiye çok daha farklı bir yerde olabilirdi ekonomik olarak. 17-25 Aralık yargı darbesi, gezi kalkışması, 5 yılda Türkiye'yi sarsan büyük olaydan bahsediyoruz. Milyarlarca dolar zarar verdiler ülkeye. Hak ettikleri gibi adalet önünde hesap verdiler mi? Hayır. Akılda kalan iki sinsi hareket de hafızalara kazındı. Dumitoğlu'nun hırsı ve öfkesi söylemlerini mantık süzgecinden geçirmesine engel oluyor. Abdullah Gül'ün ise konuşan ağzı Ali Babacan. Abdullah Bey, Er Meydanı'na davet ediyoruz. Herkese merhabalar. Kim ne derse desin topyekun bir saldırı altındayız. Her yöntemle denediler. Düşünün, 7 Şubat MİT krizi yaşanmasaydı. 17-25 Aralık yargı darbesi olmamış olsaydı. 6-8 Ekim kalkışması ya da diğer adıyla namı diğer Kobani ayaklanmaları, olayları meydana gelmeseydi. Gezi kalkışması, gezi eylemleri çıkmasaydı, MİT tırları kumpası kurulmamış olsaydı, bombalı saldırılar düzenlenmeseydi, 15 Temmuz darbe girişimine kalkışılmasaydı bugün nerede olurduk? 5 yılda Türkiye'yi sarsan 8 büyük olaydan bahsediyoruz. Bu saldırıların hepsini ekonomik saldırıda eşlik etti. Bugün Türkiye çok daha farklı bir yerde olabilirdi ekonomik olarak. Şimdi de ülkenin ekonomik verileriyle tamamen uyumsuz, tamamen ters kur saldırısı ile geliyorlar. Oyunu görüyoruz, farkındayız. Gezi kalkışmasında faiz tarihin en düşük seviyesindeydi. BIST rekor üstüne rekor kırıyordu. Dolar 1.70-1.80 arasında stabil seyirde denge yakalamıştı ve de IMF gibi bir dipsiz kuyudaki yaklaşık 50 yıllık borç kapanmıştı. Kaba tabirle devletin kasası 100 küsur yıldır ilk kez o kadar dolmuştu. Peki gezinin bahanesi neydi? Ağaç, çevre, yaşam tarzı. Birileri bu bahaneyi yedi mi? Evet, maalesef yedi. Milyarlarca dolar zarar verdiler ülkeye. Hak ettikleri gibi adalet önünde hesap verdiler mi? Hayır. 17-25 Aralık yargı darbesinde yolsuzluk kılıfı kullanıldı. Hedef hem o günkü hükümeti yıkmak hem de hali hazırda devam eden mega projeleri durdurmaktı. Gezi'den kalan tecrübeyle hükümet bu darbeyi savuşturdu. Ama her iki saldırıdan akılda kalan iki sinsi hareket de hafızalara kazındı. Gezi'de demokrasi sandıktan ibaret değildir mesajı aldık diyen Sayın Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Bu olaylar Londra'da, Paris'te, Brüksel'deki olaylara benziyor demiştim. Mesaj yani insanlar başka mesela Arap sokaklarındaki gibi sokağa çıkmıyorlar demiştim. Onlar çok ilk günlerde kontrol altına alınıp kapatılabilirdi benim kanaatim. O bir darbe girişimi olarak hiç adlandırmadınız ama. Yani efendim? Onu yani yoldan çıkmış bir protesto olarak adlandırdınız ama bir darbe girişimi olarak adlandırmadınız. Aynen, görmedim tabii ki. Evet. Ve başbakanlık koltuğuna getirildikten sonra Erdoğan'ın arkasından dolap çeviren Sayın Ahmet Davutoğlu. Şu an her ikisinin de bugün durduğu yer ibret verici. Her ikisi de Türkiye'nin büyümesine ve bağımsızlığına pranga vurmaya kalkışan küresel çetenin, küreselcilerin yanında hizalanmış durumda, hatta işbirliği içinde. Davutoğlu'nun hırsı ve öfkesi söylemlerini mantık süzgecinden geçirmesine engel oluyor. Abdullah Gül'ün ise konuşan ağzı Ali Babacan. 2018'de mesela bir ortak adaylık teşebbüsü vardı. Evet. Ve olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti bakın. Muhalefet ancak bir ortak aday çıkarttığında muhalefetin başarılı olması söz konusu olabilecekti. Benim bildiğime ve tecrübeme, siyaset ve devlet yönetim anlayışıma güvenen kişilerin bir talebiyle ortaya çıkmıştır. Bunun içerisinde benim camiamdan insanlar olduğu gibi toplumun geniş tabakalarından da birçok kişiler böyle bir talep içerisinde olmuşlardır. Ben de
çok geniş bir mutabakat söz konusu olursa, o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yakmaktan kaçınmayacağımı da söylemişimdir. Aslında hiç girmeyeceğim bir konuydu Ali Babacan ve partisinin politikası. Ancak son günlerde yaptığı boyundan çok büyük açıklamalar için birkaç kelam etmek tabiri caizse farz oldu. Tam küreselce Neokan ağzıyla Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgaz için Ali Babacan oldukça tuhaf bir açıklama yaptı. Arada bir doğalgaz bulduk diye böyle gaz veriyorlar içeri. Bir algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar. Ama o gazın daha miktarı belli değil. Maliyeti belli değil. Şu ana kadar biliyorsunuz Batı Karadeniz'de bizim çok az miktarda bir doğalgaz üretimimiz var değil mi? Şu ana kadarki üretim maliyeti o günkü doğalgaza göre tam 2,5 misli. Yani piyasadan alabileceğiniz doğalgazın 2,5 katı para harcıyorsunuz. O doğalgazı orada çıkarmak için ne anladık? Yani ama işte gaz vermek için, vatandaşa gaz vermek için doğalgaz bulduk açıklamalarız. Arada bir oluyor. Şöyle bakın 20 yıldır var bu yani. Yeni de değil. Arada birkaç yılda bir gaz bulduk, gaz bulduk, gaz bulduk. Bu açıklama sonrası bu akıllar nereden alınıyor? Biraz irdelemek gerekiyor diye düşündüm. Malum kendisi yıllarca bugün aleyhinde konuştuğu Erdoğan'ın Dışişleri Bakanlığı'nı, Maliye Bakanlığı'nı yaptı. O gün kendisini Bebecan diyen adamlarla Ali Babacan bugün koyun koyuna girdi. Muhtemelen o malum oteldeki Boğaz manzaralı rezidansından ülkeyi izlerken Yeni Mahallesi'nin kullandığı dürbünle bakıyor ülkeye. Şimdi Babacan partisini nasıl kurmuş? Azıcık detay verelim. Emekli Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinde bir iftar yemeğinde toplanan AK Parti'de kimi 3 döneme takılmış, 3 dönemi doldurmuş tekrar aday olamayan, kimi Erdoğan'ın FETÖ'yle mücadelesine acayip kinlenen, kimisi de yeniden bakan ya da vekil olamadığı için küsmüş tipler bir araya gelir. Merak edilmesin diye birkaç ismi verelim. Özellikle şu an Deva Partisi'nden olanları verelim. Başkalarını da biliyoruz. Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Candan Karlıtekin, Osman Can. Daha önce Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma çalışmalarına Abdullah Gül'den ve Ali Babacan'dan destek gelmemişti. Ancak Abdullah Gül bu kez Ali Babacan'a hadi bakalım kur partiyi emrini vermişti o iftar sofrasında. Ancak sırtı terlemeden kendini bakan, devlet bakanı, dışişleri bakanı makamlarında bulan Babacan, aslında parti teşkilatları nasıl yapılanır, teşkilat işleri nasıl yürür bu işlerden pek de anlamıyordu. Bu yüzden Abdullah Gül bizzat tanıdıklarını Babacan'a yardım için devreye sokar, seferber eder. Ancak Deva Partisi'ne üye kaydı yapılanlar, teşkilatlarda görev alanlarda tuhaf haller vuku bulur. Yeni parti, yeni siyaset, yeni heyecan, siyasi oluşum. Bu heyecanla Deva Partisi'ne üye olan bir kısım gencin dikkatini çeken bazı tuhaf olaylar olur teşkilat içi yazışmalarda. FETÖ'cülere destek mesajları, HDP'lilere destek mesajları, Kavala'ya özgürlük isteyen teşkilat üyeleri vardır grup içinde ve diğer üyeler isyan ederler. Bu gençler durumu genel merkeze Mustafa Yeneroğlu'na aktarırlar. Ne oluyor? Burası FETÖ'nün partisi mi, HDP'li mi diye. Ancak genel merkezden herhangi bir değişiklik olmayınca birkaç genç partiden istifa ederler. İşte Abdullah Gül'ün siyaseten konuşan ağzı olan Ali Babacan'ın Deva Partisi bu şartlarda kurulur. Ancak Ali Babacan, Gül'ün de tavsiyesiyle yönetimde görev bekleyen pek çok ismi, özellikle yaşı başı olgun eski AK Partili ismi liste dışı bırakır. Özellikle Osman Can'ı da kendisi rakip gördüğü için partide görev vermez. Bütün bu parti kurma çalışmaları bizzat Sayın Abdullah Gül'ün ofisinde kotarılır. Malum Deva Partisi'nde üst düzey yöneticilik bekleyen eski küskün AK Partili isimler şikayetlerini doğrudan Abdullah Gül'e iletirler. Gül
kararları Ali Babacan aldı. Ben de ikna edemedim diyerek teselli eder yolda bıraktıklarını. Ancak Candan Karlıtekin bir türlü sakinleştirilmeyince Deva Partisi'nde kendisine sonradan bir görev tevdi edilir. Daima sonuncu garanti maçlara çıkan Abdullah Gül kendisi dururken neden Ali Babacan'a parti kurdurdu? Abdullah Gül emekli olduktan sonra başbakanlık bekliyordu, alamadı. Görevi kabul eden Ahmet Davutoğlu'na kısa da asıl olarak hedefinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Bugün Erdoğan aleyhine her oluşuma siyasi danışmanlık yapıyor, manevi destek veriyor. Abdullah Bey, Er Meydanı'na davet ediyoruz. Buyurun açıktan siyaset yapın, ne kadar destek aldığınızı vatandaş görsün. Başka bir videoda buluşmak üzere.